Arkadaşlar bu dersimizde fonksiyonlar ünitesindeki fonksiyon türlerine devam ediyoruz. En son arkadaşlar artık birebir, örten ve içine fonksiyonu da gördükten sonra fonksiyon türlerimizi bitireceğiz. İlk başta arkadaşlar neyle başlıyoruz? Birebir fonksiyonla başlayalım isterseniz. Birebir fonksiyon A elemanlarını aldınız arkadaşlar B kümesine götürdünüz. Her x1 x2 içinde de x1 ve x2'ler birbirinden farklıyken yani farklı elemanların görüntülerinin farklı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani x1 x2 birbirinden farklıysa bunların görüntüleri de birbirlerinden farklı ise ya da görüntüleri aynı yani iki elemanı düşünün arkadaşlar aynı yere gidiyorsa bu elemanların eşit olduğunu düşüneceğiz. Kısacası şu. Bir 2 yani B kümesiyle eşleştirilen arkadaşlar elemanların her biri bir elemanla eşleştirilmiş olacak. Adı üstünde birebir. A kümesinden aldığınız bir elemanı B kümesinden bir elemanla ve B kümesine eşleştirdiğiniz elemana A kümesinden başka bir elemanı eşleştirmiyorsunuz arkadaşlar. Normalde fonksiyon olma şartında A kümesindeki 2 3 4 5 gibi farklı sayıdaki elemanları B kümesindeki bir elemanla eşleştirebiliyordunuz. Ama birebir fonksiyonda A'daki her bir eleman B'deki farklı bir elemanla eşleşmesi gerekiyor. Bu şekildeki fonksiyonlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Birebir fonksiyon diyoruz. Gör X1, X2 birbirinden farklı iken bunların görüntülerinde birbirinden ne olması gerekiyor arkadaşlar? Farklı olması gerekiyor. Şimdi örneğimizle arkadaşlar başlayalım. Aşağıda bir A kümesi ve B kümesi verilmiş arkadaşlar. A2 elemanını B4 elemanıyla eşleştirmiş ve bunu sağlayacak şekilde kaç tane F fonksiyonu tanımlanır demiş. Şimdi arkadaşlar A2 eğer B4 ile eşleştiyse B4'e artık başka eleman gitmeyecek. Peki A1 için A1 elemanı için buradan kaç eleman seçebilirim arkadaşlar? A1 için kaç eleman seçebiliyorum? A1 için B1 olabilir, B2 olabilir, B3 olabilir, B5 olabilir. Yani 4 farklı seçim yapabiliyorum. a zaten gitmişti. Geldik A3 arkadaşlar. Şimdi A1 buradaki bir elemana gittiyse artık bunun gittiği mesela A1'in kime gittiğini düşünelim. B3'e gittiğini düşünelim. Artık bunu da almayacağım değil mi? Peki A3 için kaç tane arkadaşlar B kümesinde eleman kaldı? Şu 3 elemandan birine gidebilir değil mi? A3 arkadaşlar kime gidecek? A3 buradaki 3 elemandan birine gidecek. Peki bunlar da hangisi olduğunu düşünelim? Mesela A, B5 olduğunu düşünelim. Bunu da sildim mi? Geriye kim kaldı? A4. A4 için arkadaşlar kaç farklı seçim şansımız var? 2. Buraya da 2 dedik. Ve bu durumların hepsini arkadaşlar çarparsak kaç olur? 12. 24 farklı birebir fonksiyon yazabiliyoruz. Şimdi örten fonksiyon durumuna bakalım. Örten olması için arkadaşlar bir fonksiyonun örten olabilmesi için değer kümesinde kısacası değer kümesinde boşta kesinlikle eleman kalmaması gerekiyor. Mesela B kümesi aldık ya arkadaşlar. B kümesindeki bütün elemanların A kümesindeki elemanlarla eşleşmiş olması lazım. Yani B kümesinde kesinlikle boşta eleman kalmayacak. Eğer böyle arkadaşlar boşta eleman kalırsa bu fonksiyonlar örten fonksiyon olmaz. Örten olması için değer kümesinde boşta eleman kalmaması gerekiyor. Başka bir deyişle görüntü kümesinde değer kümesine eşit ise fonksiyon örten fonksiyondur. Yani A kümesindeki eşleşen elemanların kümesine biz ne diyorduk arkadaşlar? Görüntü kümesi yani bunun kime eşit olması gerekiyor? B kümesine eşit olması gerekiyor. Şu da biraz daha teorik tarzı arkadaşlar. Her y için mutlaka bir x'in olması gerekiyor. Buradan alacağınız her bir y elemanına karşılık gelecek. Mutlaka bir x elemanının tanımlı olması gerekiyor demiş. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar fonksiyona dikkat edin. A elemanı 5'e gitmiş. B elemanı 3'e gitmiş. C elemanı eksi 1'e gitmiş. Burada iki eleman aynı yere gitmiş mi? Hayır. Her eleman bir yere gittiği için bu aynı zamanda nasıl bir fonksiyondur arkadaşlar? Birebir fonksiyondur. Değer kümesine bakın arkadaşlar. Değer kümesine hiç açık eleman kalmış mı? Hayır, kalmadığı için o halde bu fonksiyon nedir? Aynı zamanda örten bir fonksiyondur. Geldik içine fonksiyon arkadaşlar. Şunu söyleyeyim en basit şekilde: örten olmayan fonksiyonlar içine fonksiyondur. Bunlar birbirinin zıttıdır arkadaşlar. Örten olan fonksiyonlarda içine fonksiyon olmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonun değer kümesine eğer boş eleman kalıyorsa. Mesela şurada şemalara bakarsanız arkadaşlar. Burada kim kalmış boşta? Eksi 1. Eğer boşta eleman kalıyorsa arkadaşlar. O zaman bu fonksiyonları biz ne diyoruz? İçine fonksiyon diyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada ne yapmış? A, B, C elemanları. Buradaki işte A ve C aynı yere gitmiş. B 3'e gitmiş. Ama eksi 1'e giden bir A kümesinden bir eleman var mı? Yok. Değer kümesinde açık bir eleman kaldığı için bu nedir arkadaşlar? İçine fonksiyondur. Yani örten değil, içine fonksiyon diyoruz. Sonuç olarak bunu az önce de söylemiştik. Örten olmayan fonksiyonlar arkadaşlar, içinedir. Bu ikisi birbirinin zıttıdır. Şimdi aşağıdaki şema ile gösterilmiş f, h ve k fonksiyonlarının birebir örten ya da için olma durumlarını inceleyelim. Şimdi birebir olması için arkadaşlar bir eleman bir elemana gidecekti değil mi? İki eleman aynı yere gitmeyecekti. Şurada 2 ve 3 arkadaşlar 2 de b'ye gitmiş, 3 de kime gitmiş? b'ye gitmiş. Her ikisi de arkadaşlar b'ye gittiği için bu ne değildir? birebir birebir değildir arkadaşlar. Peki örten midir? Ona bakalım. Hayır, örten değildir. Neden? 4 elemanına giden adam, e, diğer kümemizden bir eleman yok. O halde ne değildir arkadaşlar? Örten değil. Peki örten olmayan fonksiyonlar neydi? Yani değer kümesinde açıkta eleman kaldığı için bu nedir arkadaşlar? İçine fonksiyondur diyoruz. Bu A şıkkıydı. Geldik B şıkkına arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi A ve B ne yapmış arkadaşlar? Hem A hem de B her ikisi kime gitmiş? Bir elemanına gitmiş. İki eleman aynı yere giderse bunlar birebir olmaz. Dolayısıyla bu ne değildir arkadaşlar? Gene birebir birebir değil diyoruz arkadaşlar. Peki örten midir? Tanım değer kümesine baktınız. Değer kümesinde hiç boşta eleman var mı? Yok. O halde nedir arkadaşlar? örtendir. İçine midir? İçine ne örten olan fonksiyonlar ne olmaz arkadaşlar? Zaten içine olmaz. Ya da ne olarak bakarsınız? Direkt tanımdan da gidebilirsiniz. Değer kümesinde de arkadaşlar diğer tanım kümesiyle eşleşmeyen bir eleman var mı? Yok. O halde ne değildir? İçine değil diyoruz arkadaşlar. İçine değildir. İçine fonksiyon değildir. Buraya baktık arkadaşlar. Burada ne diyor? Burada da A 3'e gitmiş. 5 1'e gitmiş. C B'ye gitmiş. Yani iki eleman aynı yere gitmiş mi hiç? Hayır. O halde arkadaşlar bu nedir? Biz bu fonksiyona ne diyeceğiz? Birebir fonksiyondur. Birebir. Birebir fonksiyondur. Peki örten midir arkadaşlar? Değer kümesinde açıkta eleman kalmış mı? Kalmamış. O halde nedir arkadaşlar? Bu örten fonksiyondur. Peki içine midir? Değer kümesinin açıkta eleman kalmış mı? Hayır. O halde içine değildir. Ya da diğer bir şekilde örten olmayan fonksiyonlar içine olmaz. Örten fonksiyon dur O halde. Geldik arkadaşlar. Bu örneğimize bakalım. Bu örneğimizde ne diyor? F fonksiyonu R'den R'ye gitmiş. Fx eşittir. X, e x kare artı 3 demiş. Bunların hangileri örtendir diyor arkadaşlar. Şimdi reel sayıdan aldığınız bütün elemanları kime götüreceksiniz? Reel sayılara. Şimdi örten olması için şuradaki bütün değerlerin tanım kümesiyle eşleşmesi lazımdı değil mi arkadaşlar? Şimdi x kare artı 3 dediğimizde x bir reel sayı olmak üzere bütün reel sayıların karesi arkadaşlar ne olacaktı? Pozitif bir sayı olacağından buradaki ifademiz arkadaşlar her zaman nedir? Sıfırdan büyüktür değil mi? Bu ifade sıfırdan büyükse sizin yani değer kümenizde siz elemanları sadece nereye götürürsünüz? Pozitif sayılarla eşleştirirsiniz. Peki reel sayılar arkadaşlar neyden oluşuyordu? Bir pozitif reel sayılar vardı. Bir de negatif reel sayılar bir de sıfır vardı değil mi? Peki siz pozitif olan kısımla eşleştirme yaptınız. Hadi sıfırı da almadığınızı düşünelim. Pozitif olan kısımla eşleştirme yaptınız ama negatif olan kısımla herhangi bir eleman eşleştiremezsiniz. Dolayısıyla değer kümesine açık bir eleman kalır mı? Evet o halde bu fonksiyon ne değildir arkadaşlar? Örten değildir. Geldik ikinciye arkadaşlar. İkinci de R'den R'ye siz tanım kümesinden aldığınız her x değerini tekrar x değerine götüreceksiniz. Dolayısıyla değer kümesindeki her ikisi de aynı olduğu ve birim gördüğünüz gibi birim fonksiyonu olduğu için arkadaşlar bu nedir? Bütün elemanları birbiriyle eşleştirebilirsiniz. Dolayısıyla reel sayılarda herhangi açıkta bir eleman kalmayacağından bu nasıl bir fonksiyondur arkadaşlar? Örten fonksiyondur diyoruz. Geldik diğerine. Tam sayıları nereye götürüyor arkadaşlar? Tam sayı. Peki deneyecek olursak arkadaşlar şuradan hemen üçüncüyü şurada açıklamak istiyorum. X'e değerler verelim. Tam sayı değerleri verelim. X e eşittir arkadaşlar. Mesela kaç verdik? 1 verdik. hx kaça eşit oldu? h1 ya da öyle söyleyelim. 1'e gitti değil mi? x'i 2 verdiniz arkadaşlar. Nereye gidecek? 2 verirsek. h2 dediniz. 2 kere 2 4. 4'ten 1 çıktı. 3. x'e arkadaşlar 3 verdiniz. Ne oldu? h3 eşittir. 2 kere 3 6 1 gitti 5. Dikkat edin bu ne oldu arkadaşlar? Tek sayılara doğru gitti değil mi? Negatifler için de aynıdır. Yani x'e eksi 1 verin arkadaşlar. x'e eksi 1 verdiğinizde h eksi 1 eşittir. Eksi 3'e gidecek değil mi? x'e eksi 2 verdiniz. h eksi 2 kime gidecek arkadaşlar? Eksi 2 verirsek. Eksi 5'e gidecek ve hepsine dikkat edin negatiflerde de pozitifler hep tek sayılara gitti değil mi? Peki burada arkadaşlar değer kümesinde hangi sayılar açıkta kaldı? Çift sayılar değil mi? Çift tam sayılar, çift tam sayılar ne oldu? Açıkta kaldı. Çift tam sayılar açıkta kaldı. O halde bu ne değildir arkadaşlar? Örten fonksiyon değildir. geldik diğer bir sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzda da ne diyor? Gördüğünüz gibi bir A kümesinin eleman sayısını 3x-5 vermiş. B kümesinin eleman sayısını x artı 3 olarak vermiş. Şimdi F A'dan B'ye şeklinde tanımlanan F fonksiyonun örten olduğunu biliyoruz. Şimdi örten olması demek ne demektir arkadaşlar? Yani değer kümemizde açıkta elemanın kalmaması demektir. Şimdi değer kümemizde açıkta elemanın kalmaması için Tanım kümemizde bunlarla eşleşecek arkadaşlar belli sayıda elemanların olması gerekiyor değil mi? Yani siz buradan A'yı aldığınızda A kümesinden aldığınız elemanların ne olması gerekiyor? B ile eşleşmesi gerekiyor. Şimdi A kümesinde arkadaşlar B'den daha küçük sayıda elemanları olsa. Yani A kümesinin 3, B kümesinin 5 elemanı olsa. Siz 3 elemanı 5 elemanla eşleştirebilir misiniz? Eşleştiremezsiniz. Neden? Çünkü bir eleman yalnız bir yere gider değil mi? 3 elemanı en fazla 3 elemanla eşleştirebilirsiniz. Dolayısıyla B'de o zaman açıkta eleman kalır. Açıkta eleman kalmaması için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Örten yani açıkta elemanın kalmaması için A kümesinin eleman sayısının arkadaşlar B kümesinin eleman sayısına ya eşit olacak ya da bundan büyük olacak. A kümesinin eleman sayısı B'den küçük olursa siz burada arkadaşlar örten fonksiyon oluşturamazsınız. Şöyle ki mesela arkadaşlar şuraya hemen bakalım. Burada mesela ne olsun? 1 olsun. 2 elemanları olsun. Burada da 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun. Siz 2 elemanı arkadaşlar. Şimdi böyle bir fonksiyon ne olamaz? Örten olamaz, değil mi? Bunu buraya götürdünüz. Bunu buraya götürdünüz. Ama 3 ne oldu? açıkta kaldı. Dolayısıyla tanım kümesi, şurası tanım kümesi, burası değer kümesi. Tanım kümenizin eleman sayısı, değer kümesinin eleman sayısından küçük olamaz. Geriye ne kaldı o zaman? Ya eşit olacak ya da büyük olacak. Bu durumda bunu çözecek olursak arkadaşlar, 3x 5 demişti. Büyük eşittir x artı 3'ten x'i diğer tarafa attınız. Eksi 5'i diğer tarafa attık sağ tarafa attık. 2x büyüktür kaçtan oldu arkadaşlar? 8'den. Her taraf pozitif 2 sayısına da bölersem x büyük eşittir 4. Bizden en az olanını sormuştu. x en az kaç olabilir o halde? 4 olabilir. Şimdi bir f fonksiyonu vermiş arkadaşlar burada da. f fonksiyonu e, f r'den r'ye fx eşittir x artı 2 fonksiyonu birebir ve örtenlik durumlarını inceleyiniz demiş. Burada birebir ve örtenliği arkadaşlar incelemek için ne yapmamız gerekiyor? Kuralımız neydi? Farklı elemanların görüntülerinin farklı olması gerekiyordu. Ya da değerler eşitse birebirliğin şartı buydu. Öncelikle bunu yazalım. Birebir olma durumunu inceleyelim. Birebir olması için arkadaşlar ne demiştik? Eğer görüntüleri eşitse yani x1 artı 2 ile x2 artı 2 yani görüntüler f x 1 ile f x 2 eşitse acaba x 1 ile x 2 birbirine eşit olur mu? Evet ikileri sadeleştirdiniz. x 1 eşittir x 2 oldu. Dolayısıyla bu nasıl bir fonksiyondur? Bire bir fonksiyondur dedik. Güzel. Geldik şimdi arkadaşlar nereye? Örten durumuna bakacağız. Örtenliğe bakacağız. Şimdi örten olması için değer kümesinden aldığım her elemanın değil mi? Görüntüsünün diğer tarafta bir karşılığının olması gerekiyor. Diğer kümesinden aldığımız her elemanın arkadaşlar R'de diğer tarafta bir karşılığı var mıdır acaba? Nasıl ki arkadaşlar şöyle diyelim. Fx eşittir. Fx'e y diyelim. Eşittir. X artı 2 dersek. Şimdi x'i burada yalnız bırakalım arkadaşlar. Ne olur? Y artı 2 eşittir x. Siz burada x için verdiğiniz her farklı değer için arkadaşlar ne bulacaksınız ya da şöyle söyleyeyim her y değeri için mutlaka bir x değeri bulabilir miyim verdiğim her y için y'ler kim arkadaşlar bizim değer kümemiz değer kümesinden aldığımız her y değeri için farklı bir x değeri bulabilir miyim bulabilirim değil mi o halde bu nedir arkadaşlar buna biz ne diyoruz örten fonksiyondur diyoruz geldik buraya arkadaşlar verilen fonksiyonların Neyini sormuş? E, Bire birebir ve örten olma durumlarını sormuş. Şimdi bu daha önce yaptığımız örneğe de biraz benziyor. Buradan aldığımız arkadaşlar siz tam sayılardan hangi değeri alırsanız alın. Bunun gideceği yer neresidir arkadaşlar? Bu nereye gider? Mesela x'e 1 verdiniz. Az önce yaptığımız gibi hep tek sayılara gidecek değil mi? x'e mesela eksi 1 verdiniz arkadaşlar. Eksi 1 verdiğimizde bu nereye gidecek? Eksi 1'e gidecek. Eksi 2 verdiğinizde eksi 3'e gidecek değil mi? Bu şekilde arkadaşlar hep nereye gidecek? Tek tam sayılara gidecek. Çiftler boşta mı kalacak? Bu neyden oluşuyor? Tek ve çift sayılardan. Tamam tekleri eşleştirdim ama çiftler ne oldu arkadaşlar? Çiftlere gidecek değerler bulamadım. Yani çift burayı çift verecek bir değer bulamadım. Dolayısıyla bu ne değildir arkadaşlar? Bu örten fonksiyon değildir. Peki birebir midir? Siz buradan aldığınız arkadaşlar her tam sayıyı nereye götüreceksiniz? Her tam sayıyı farklı bir tam sayıyla eşleştireceksiniz değil mi? Dolayısıyla bu nedir? Birebirdir. Birebir ancak örten değil diyoruz. Birebirdir ancak örten değildir. Geldik arkadaşlar diğerine. Buraya baktınız doğal sayılar için. Şimdi bunun gideceği doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan. Sıfırdan itibaren değerler verirsek arkadaşlar 2'ye gider, 3'e gider, 4'e gider şeklinde. Ama Doğal sayılar kümesi neydi? 0, 1, 2 şeklindeki kümeydi değil mi? Değer kümesi de aynı şekilde. Bu şekilde devam eden kümeydi. Gittiği değer neresi oldu? 2, 3, 4. Ama değer kümesinde 0 ve 1'i tanım kümesine başka bir elemanla eşleştiremedim değil mi? O halde bu ne değildir arkadaşlar? Örten değildir. Peki birebir midir? Aldığım her doğal sayıya dikkat edin. Değer olarak farklı bir doğal sayıya gidecek değil mi? Yani iki tane farklı doğal sayı aynı doğal sayı değerine eşit olamaz. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Bire birdir. Değer kümesinde 0 ve 1 olmadığı için gördüğünüz gibi arkadaşlar o halde ne değildir? Örten değildir. Örten değildir. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. burada da yine burada da arkadaşlar şu C şıkkına bakalım. Evet. C şıkkında da ne olmuş arkadaşlar? X kare bölü 3. Şimdi dikkat edin. X kare bölü 3 her zaman nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür değil mi? Bu değer her zaman ya sıfıra eşittir ya da sıfırdan büyüktür. Peki reel sayılar şimdi aldığımız her değer arkadaşlar farklı bir reel sayıya götürebilir miyim? Hayır. Bunu da bozdu değil mi? Mesela x e arkadaşlar iki tane değer verelim. x'e bir 1 verelim x-1 verdiğinizde f-1 neye eşit oldu arkadaşlar? f-1, x-1'in karesi 1 bölü 3 oldu değil mi? Bir de x'e kaç verelim arkadaşlar? 1 verelim. f1 eşittir. 1'in karesi bölü 3, o da 1 bölü 3. Yani iki değer aynı değere mi gitti? Evet. O halde birebir değildir diyorum. Bu ne değildir arkadaşlar? Birebir değil. Peki örten midir? Şimdi örten de şurada yazdığımız gibi sıfırdan büyük değerlere mi gidecek? Evet. Reel sayılar halbuki nelerden oluşuyordu? Pozitif reel sayılar, sıfır ve negatif reel sayılardan oluşuyordu. Bizim aldı, bulduğumuz değerler pozitifler ve arkadaşlar sıfırlarsa negatiflere gidecek bir değer var mıdır? Yani şuranın sonucu negatif verecek bir x değeri var mıdır? Yoktur. O halde bu fonksiyonumuz verilen f fonksiyonumuz birebir değil aynı zamanda örten değildir. Neden? Çünkü hep pozitif değerlere gidiyor. Negatiflere gitmediği için değer kümesinde negatif sayıların olduğu yerler açıkta kaldı. Geldik diğer D şıkkımıza arkadaşlar. D şıkkımızda ne diyor? Tam sayıları reel sayılara götür diyor. Şimdi reel sayılar arkadaşlar siz ne yapamazsınız? Reel e, tam sayıları alıp nereye götürürsünüz? Ancak tam sayıya götürürsünüz, değil mi? Reel sayı mesela Buranın değeri reel sayılarda neler vardı? Rasyoneller. Mesela buranın değeri arkadaşlar 3 bölü 2 olması için x'in kaç olması lazım? 1 bölü 2. Ama 1 bölü 2 z kümesinin elemanı değil. Evet. O halde arkadaşlar bu ne değildir? Ne değildir? Örten değildir arkadaşlar. Örten değildir. Neden? Çünkü değer kümesindeki mesela rasyonel sayılar kısmında ne olacak? Rasyonel sayılar kısmında eşleşmeyen elemanlar açıkta elemanlar kalacağı için bu örten değildir. Çünkü buranın değeri arkadaşlar siz bir rasyonel 3 bölü 2 sayısını eşitlerseniz x'i tamam 1 bölü 2 bulursunuz. Ama 1 bölü 2 z kümesinin elemanı mıdır? Hayır böyle bir z elemanı bulamazsınız. O halde reel sayılarda bu nereye gider? Sadece tam sayıdan tam sayıya gideceğinden reel sayıların bazı kısımları ne olacak arkadaşlar? Açıkta kalacağından örten değil. Peki birebir midir? Biz buradan aldığımız her tam sayı arkadaşlar. Şurada x yerine yazacağım. 1 yazsam 2'ye gider. 2 yazsam 3'e gider. 3 yazsam 4'e gider. Aldığım her tam sayı nereye gidecek? Farklı bir tam sayıya gidecek. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Birebir ancak örten değildir, değil mi? Birebirdir ancak örten fonksiyon değildir. Son olarak buna baktık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aldığınız gene her x değeri x'e 1 verin, 2 verin, 3 verin, 1 bölü 2 verin. Bulacağınız değerler her zaman nedir? Farklı farklı değerler bulursunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Bire birdir. Peki değer kümesinde açıkta eleman kalıyor mu acaba? Az önceki örneğimizde yaptığımız gibi 2x 3 eşittir y dersek arkadaşlar x'i yalnız bırakmaya çalışalım burada. 2x eşittir y artı 3 x eşittir y artı 3 bölü 2 olacak değil mi? Burada y'yi arkadaşlar hangi reel sayıyı verirseniz verin. Bunun eşit olduğu bir x bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz hem birebir hem de örtendir. evet şimdi bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzda ne diyor? A, A kümesini vermiş. Bir de B kümesini vermiş. Ve A'dan B'ye kaç farklı birebir ve örten fonksiyon olabilir? Bize bunu soruyor. Şimdi bir fonksiyon birebir ve örten olma durumu nedir arkadaşlar? Şöyle ben iki tane şema çizmek istiyorum. Burası A kümesi olsun. Burası da B kümesi olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanları A, B, C, D ve E elemanı. Şimdi her ikisi de 5 eleman mı? Evet arkadaşlar. Şimdi birinci için, birinci eleman için yani 1'in gidebileceği kaç farklı yer var burada? 5 farklı yer var değil mi? Şurada 5 farklı yer var. Şimdi diyelim ki biri arkadaşlar E'ye götürdük. Geldik 2'ye. 2'nin gidebileceği kaç? Artık bunu arkadaşlar başka eleman götüremem. Neden? Çünkü ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir 1'e 1 olması gerekiyor. Peki 2'nin gideceği kaç eleman var? 4. Geldik 3'e. 2'yi de diyelim ki buna götürdük. 3'ün arkadaşlar gideceği kaç eleman var? 3'ün. Gittikçe sayıyı azaltıyorum. Neden? Çünkü 2 eleman aynı yere gitmeyecek. Birebir olduğundan arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. O yüzden şu gidilen yerleri 5, 4 diye arkadaşlar ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Peki 3'e geldik. 3'ün gideceği kaç eleman kaldı arkadaşlar? 3. 4 elemanına geldik. Bunu da diyelim ki buraya gitsin. 4 elemanın gideceği 2 ve 5 elemanının gidebileceği diyelim ki bunu da buraya götürdüğümüzü düşünün. Artık bu 5'in gideceği de 1 eleman kaldı. Bunları çarparsak arkadaşlar dikkat ederseniz 5, 4, 3, 2, 1 dedik çarptınız. Bu da 125 faktör ya da 120 olarak buldunuz. Şimdi burada verilen fonksiyonun gene arkadaşlar neyini soruyor? Birebir ve örtenliğini soruyor. Şimdi öncelikle birebirliğine bakalım arkadaşlar. Birebir olma durumuna bakalım. Acaba bu fonksiyon birebir midir? Şimdi birebir olması için farklı değerlerin görüntülerinin eşit olması gerekiyor değil mi? Peki ben şöyle alıyorum. Farklı değerlerin bakın x1 mesela eksi 1 alalım. F fonksiyonu eksi 1'deki görüntüsü nedir arkadaşlar? Eksi 1'in karesi artı 1 dedim. F 1 kaça eşit oldu arkadaşlar? 2'ye. Peki diğer bir farklı olan x değeri olarak hangisini aldım? 1'i aldım. F1'in değeri de eşittir. 1'in karesi artı 1'den arkadaşlar. Bu da kaç oldu? 2 oldu. Dikkat edin farklı değerlerin her ikisi de kime gitti? 2'ye gitti. O halde bu fonksiyon ne değildir? 1'e 1 bir değil arkadaşlar. 1'e 1 bir fonksiyon değildir. Geldik örtenlik durumuna bakmaya. Şimdi örten olması için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Örtenlik için değer kümesinde açık bir eleman kalmaması gerekiyordu fx eşittir x kare artı 1 dediğimizde peki şuna dikkat edin x'in karesi x'e hangi reel sayıyı verirseniz verin bu ifade her zaman nedir arkadaşlar sıfırdan büyüktür değil mi peki bu sıfırdan büyükse değer kümesinde arkadaşlar siz f fonksiyonu nereye götürmüş oldunuz siz bütün reel sayıları kime götürdünüz pozitif reel sayılara götürdünüz değil mi peki pozitif reel sayılara götürdünüz reel sayılar kimlerden oluşuyordu R eksi 0, R artı. Siz buradaki R'leri kimlerle eşleştirdiniz? R artıyla. Tamam. Ama şunlar açıkta mı kaldı? Negatif reel sayılar ve sıfır elemanı açıkta kaldı, değil mi arkadaşlar? Bunların eşleşeceği x elemanlarını bulamadınız. O halde bu ne değildir arkadaşlar? Örten, örten değildir. Örten fonksiyon olmaz. Dersimiz de burada bitti arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.